ülkeyi yöneten iktidar sıkıştığı zaman dış güçlere her şeyi bağlıyor. Ekonomiyi, tarımı, dış politikada yaşanan bütün olumsuzlukları dışarıya fatura etmeye çalışıyor. Ama ne zaman böyle azıcık olumlu bir şey olursa, dünyada olumlu rüzgar eser de bize de damlarsa onu da kendine mal ediyor. Onun için hani bu gerçeği çok iyi anlamak için bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Bugün Rusya en az 800 alanda ambargoya maruz kalmış, Batı tarafından ekonomik olarak kuşatılmış ve bir savaşın içinde mücadele veren bir ülke değil mi? Ne beklersiniz? Parasının kıymetinin düşmesini beklersiniz. Ama bugün bakıyorsunuz ruble dolar karşısında %25, TL karşısında %40 değer kazanmış. Demek ki neymiş? Dışarıdan elbette ki güçler sizin iyi olmamanız için, zora girmeniz için uğraşacak. Ama siz ülkeyi yönetenler olarak bu oyunu bozmak, bu hesabı bozmak ve kendi senaryonuzu yazmak zorundasınız. Demek ki neymiş? Demek ki konu ekonomiyi bilmek ya da bilmemek, ülkeyi yönetmeyi bilmek ya da bilmemekmiş. Şimdi baktığınız zaman Türkiye gibi ülkeler biliyorsunuz 1980'li yıllardan sonra neoliberal kapitalist bir tercihe zorlandılar. Özal'la birlikte başladı bu süreç ve bugünkü iktidar bunu biraz da Türk usulü hani ahbap çavuş kapitalizmiyle yandaş kayırma, kendini ve etrafını besleme keyfiliği içerisinde har vurup harman savurdu. Dolayısıyla dünya krizi liberal kapitalist modelle bir vurduysa bizi onun 10 katı vurdu. En az 3 katı vurdu. Enflasyon dünyada %10'sa bizde %100, %150 gerçekte. Ekonomi dediğiniz şu temel dengelere dayanır. Bir, fiyat istikrarını sağlayacaksınız. Yani enflasyon üretmeyeceksiniz. İki, ekonomiyi dur kalk böyle 2 adım ileri, 3 adım geri değil, sürekli büyüyen, sürekli refah üreten, sürekli gelişen bir kalkınma dinamiğine oturtacaksınız. Üç, bunu yaparken kaliteli bir kalkınma modeliyle işsizliği çözeceksiniz, istihdamı çözeceksiniz. Dört, bunu yaparken aynı zamanda gelir adaletini sağlayacaksınız. Yani toplumun bir kesiminden diğer kesimine kaynak aktarmayacaksınız. Zenginliği 84 milyona yayacaksınız. Gelir adaletini sağlayacaksınız. Ve beş, aynı zamanda döviz istikrarını ve dış ticaret dengesini de bozmayacaksınız. Yani dünyayla rekabet edebilecek bir güce kavuşacaksınız. Bakın, bütün bunları dikkat edin, Türkiye'de ya birini sağlıyoruz diye bizi kandırıyorlar, diğer dört dengeyi bozuyorlar. Ya bir başka dönem geliyor, ya biz bu sefer ya enflasyonu düşürecektik ama hata etmişiz, şimdi ekonomiyi büyüteceğiz diyorlar. Yani bir tarafını düzeltince üç tarafını, dört tarafını bozuyorlar. Dünyada bu altın dengeyi sağlayabilen yegane ekonomik model o merhum hocamın kükreyerek söylediği haydarizm, yani milli ekonomi modeli.